Tabii genelde bu arada karşılaşmaya girdiğimizde sihirdar büyülerine bakmak birazcık daha mantıklı oluyor. Çünkü oyuncular ya son anda değişiklik yapabiliyorlar ya da bazen bu arayüze yansımamış oluyor. Evet, Akademi keyif Ligi görelim. 7. hafta 1. günde günün 3. karşılaşması başlıyor. Şimdi Edremir'den bu arada arka taraftan bir baskın gelecek. Meşinin başı dertte. Fast Legged onu orada ham yaptı ama çıktığı noktada bakalım yeterince hasar var mı? Son bir vuruş. Yumi'nin tutuş turundan son hasar geliyor. Yalnız şimdi Oncan ultisini de aktifleştirdi. Medli'nin üzerine gidecek. Henüz 6. seviye değil Medli. Ve yine havaya sıçratmayı başardı. Bir de yavaşlattı orada 113. Az önceki hatasını telafi etmek üzere geldi üst koridora. Ve burada skoru alan taraf oldu. Yampiri yengeci ejderin üzerine atmışlar. Tam Kench. Tam Kench değil ama nasıl gelmiş acaba Yampiri yengeci oraya? Bir şekilde gelmiş ama en nihayetinde Alev ejderi Aurora Akademi'nin olduğu üst koridorda verdikleri skorda onlar böyle telafi etmiş oldular. Şimdi arkaya Tahm Kench'in geldiğini görüyoruz. Burada Krumel'in başı derde girebilir. Sıçrası olmadığını da biliyorlar. Arkaya doğru rakiplerini güzel ittirse de Krumel bu arada Saez'den deminden şimdiye bir sıçra geldi ama Krumel'in akıllarının bir köşesinde olması gerekiyor ama Supermassive burada önemli bir hedefe daha yöneldi ve şimdi alt koridorda Krumel'i yakalamışlar. Senna'dan da ulti geldi. Krumel bu sefer sıçrayı istediği yere attı. Ve diğer taraftan şimdi takasın geri kalanında Edramir de dahil oldu buraya ve Krumel orada sersemletmeyi başardı rakibini. Bir de ulti avlarken bir anda yem oldular ve Medle'den ocağın çağrısı geliyor. Size'in başı dertte olabilir. Sırçrayı attığı yerde ocağın çağrısına yakalandı. Ve burada bir skor daha çıkacak. Kime geliyor? Orna geliyor. Edramir solo olarak ejderi almayı başaracak gibi. Canı oldukça azaldı ama bir de maviyi çalıyor diğer tarafta. Bunlar olurken oraya doğru girecek gibi gözüküyor. Ve Meşin'in üzerine doğru gitti. Meşin yalnız ters tarafa doğru bir sıçra kullandı. Şimdi Tahm Kench takım arkadaşını ütüyor. Yalnız Yumi'den gelen ulti her iki rakibinde yerine sabitledi. Ya, Meşin çıkamıyor. Fast Lake savaşı sürdürmek istedi ama Meşin'in oradan çıkışı olmadı. Canlar oldukça zor orada akademide ama kişi sayısının fazla olması yeterli olacak mı? Krumel'e son bir vuruş Oncan'dan geldi. Oncan bu arada hiç fena iş çıkarmıyor. Aatrox şimdi arkadan 113'te geldi. Zeki de pasife bırakmayı başardılar. Medli Yumi'yi aldı oradan kaçıyor. Kaçma şansı olacak mı göreceğiz. Arkada Zeki de aldılar. Oncan! Orayı paramparça etti. Tahm Kench de geliyor. 113'te güzel bir pozisyonda takım arkadaşlarının desteğini Erdem bekliyor. Erdem için iyi bir pozisyon var. Üzerine doğru gitmek istiyorlar ama Ornn'dan çok orada Sejuani hasar aldı. Şimdi arkada Miss Fortune'ı hızlıca düşürmeye çalışacaklar. Mümkün olmadı. Mermi manyağı geliyor. Miss Fortune'ın son bir vuruş sayesinden gelmiyor. Çok az canlı oradan çıkmayı başardı. Arkada bu arada Krumel ve Edremir ikincisi rakiplerinin dikkatini dağıttı. Yalnız burada bir 2'ye 2'lik değişim var. Düzeltiyorum 2'ye 1'lik değişim. Yumi de orada. Meşin güzel sabitle rakibini yere. Oncan arkadan girmeye çalışıyor. Mümkün olacak mı? Blackboard'da canını fullledi. 10 candan full cana çıkış. Yumi. Burada bu arada çarpı olmaması. Acaba canını yakacak mı? Meşin bir ulti kullanacak mı? Kullanmayı tercih etmedi. Şimdi Baron'a doğru hareketlendiler ve Baron'a başladılar. Ya bilmiyorum Aurora Akademi'nin alt koridora doğru hareketlendiğinin kokusunu mu aldılar? Çünkü görmüş olmaları pek imkan dahilinde yavaş değil ama çok o yavaş kadar yapıyorlar. Yavaşlar ki. Hele bir daha Aatrox yokken burada. Ve buradan çıkmak belki de onlar adına daha Değişim makul sıkıntısı karar olabilir. Burada kötü bir savaş yaparlarsa ejder ve mermi manyağı 113'ün sonu oluyor. Ormancı'ya neredeyse tek atlar. Size içeride ulti de geldi bu arada. Yalnız şimdi Oncan geliyor. Can seviyesi hiç fena değil ama Aatrox tek başına kaldı orada. Tek başına çok kolay değil orada hayatta kalması. Gayet imkan dahilinde çünkü 27 saniye boyunca Aatrox yok. Bu arada arkada kahraman olma çabası Senna'dan ama çok çok zor. Aurora lehine dönmüş oldu. Bir ihtimal belki çalarım diye Sejuani gidiyor ama mümkün görünmüyor. Ve inhibitor kulesini de savunmak için vaktinde gelemeyecek gibi gözüküyor buraya Papara Supermassive Akademi. Medli ön saflarda bu arada Edremir arkaya doğru girdi. 113'ün üzerine gitti. Saez'le Oncan burada Krumel'in üzerine gitmeye çalıştı ama Zonya Krumel'in burada hayatını kurtarıyor. İlk düşen isim burada Diana oldu. Zeke gitti orada skor. Arkada bu arada Edremir takibi sürdürüyor. 113'te düşecek gibi gözüküyor. Şimdi Tahm Kench'in midesinden çıktı ve çıktığı gibi yalnız güzel bir kutup saldırısıyla arkaya doğru ilerledi. Şimdi Medli'den bir sıçra. Tahm Kench'in arkasından Sejuani'yi de alacaklar mı? Sejuani'den müthiş bir hayata tutunma hikayesi ama takım arkadaşları onun kadar şanslı değil. Ve karşılaşmanın bittiğini göreceğiz burada. Aurora Akademi arka arkaya rakibinin önce Baron kararını cezalandırdı. Ardından Baron'u kendi aldı, ejderi kendi aldı. Ve karşılaşmayı bitirdi. Mevsim finali yolunda da kendileri adına çok önemli bir galibiyete imza attı.